Merhaba arkadaşlar. Gelişim psikolojisinde savunma mekanizmalarından bahsediyorduk. Oradan devam ediyoruz. Evet. Savunma mekanizmaları. Nerede kaldıydık? En son gerileme savunma mekanizmasını anlatmıştık. Gerileme 7 numaraymış. 8. Buraya ben aynı sıra düzeninde gideyim diye not aldım. Hocam ben bir soru sormuştum ama. Şimdi ilk önce şunu bir yazalım. 8 ödünleme diyelim. Telafi. Şimdi arkadaşımızın sorduğu soru şuydu. Gerilemede de dil gelişiminde bir gerileme oluyor çocuklarda. Bir de dil sürçmeleri oluyor. Dil sürçmelerinde mesela Allah hayırlısını etsin diye birisine bir şey söylemek istiyorsunuz ama onunla ilgili olumsuz bir duygunuz var. Allah bildiğini etsin gibi dilini sürçerek başka bir şey söylemeye ve tersini söylemeye dil sürçmesi, bilinçaltının yansıması deniyor. Burada ise çocuk diyelim ki 6 yaşında, 6 yaşının düzgün konuşmasını yaparken 3 yaş gibi konuşmanın bozulması gerilemedir. Burada tabii bir konuşmada fonetik olarak ses gelişiminde bir sorun yok burada. Sadece yanlış kelime kullanılıyor. Burada ise ses gelişiminde sesleri doğru telaffuz etmede problem var diyebiliriz. Aradaki Hocam fark. şey gibi mesela hani yetişkinlerde bazen böyle çok çocuksu sesi olanlar var mesela. Hatta çocuk gibi sesi diyoruz. Onun gibi mi mesela? O yetişkinlerin mesela isteklerini karşı tarafa yaptırabilmek için çocuksu konuşmak bir gerileme savunma mekanizması olarak düşünülüyor. Ama burada çocuklardaki konuşmanın fonetik olarak bozulması. Becerebileceğim mi bilmiyorum. Mesela yağmur yağdı derken 6 yaşında çocuk yağmur yağdı diyebiliyor. Yağmur yağdı falan gibi 3 yaşın konuşmasına dönmesinden bahsediyoruz burada. Efendim gelelim şimdi gerileme mekanizması, pardon, ödünleme mekanizmasına. Ödünleme iki türde olur. A, dolaylı ödünleme. Genelde de bu bilinir. Bireyin bir eksik, yetersiz gördüğü bir alanda ya da gerçekten yetersiz olabilir. Bu alan diyelim ki dil gelişimi olabilir. Bu alandaki eksikliğini başka bir alanda aşırı çaba ile bak ama burada çok iyiyim diye ifade etmeye çalışması. Mesela kekemelik problemi yaşayan bir kişinin müzikte çok iyi olması ve çok iyi saz çalması, gitar çalması, buraya yoğunlaşması, buradaki bir eksikliği, buradaki bir aşırı iyi durumla örtmeye çalışması telafi olarak tanımlanıyor ve dolaylı telafi. Neden dolaylı? Farklı alanda telafi etmeye çalıştığı için. Bir de doğrudan telafi vardır ki yayınlarda bundan doğrudan ödünleme diyelim. Telafi, ödünleme aynı şey. Bu soru olarak soruldu KPSS'de fakat yayınlarda pek bahsedilmiyor. Burada ise aynı alanda telafi etmek söz konusudur. Aynı alan. Şöyle bir soru sordu. Arda diye bir çocuk resim dersinde bir şeyler yapmaya çalışıyormuş. Ama öğretmeni sen uğraşma resimde üst düzeye gelemezsin falan demiş. Yıllar boyunca öğretmene bu lafı yedirmek, resimde yapabileceğini göstermek için aşırı çaba göstermiş.
Birilerinin bize bir eksikliğimizi gösterip buna lafı yedirmek veya çok yaşayın. Lafı yedirmek veya oradaki durumu kendimize de bak yapabilirim diye ispat etmeye çalışmak doğrudan telafidir. Bu soruyu anlatmak istiyorum. Çünkü ben etütlerde bu soruyu verdiğimde çok yanlış çözülüyor. Diyor ki bir çocuk ilkokulda resme çok meraklıymış. İlkokul öğretmeni de ya senin resimlerin çok da böyle üst düzey ressam olacak falan durumunu yok demiş. Bunu çok içine dert etmiş. Yıllarca bunu dert ettim. Resimde bunu ispat etmek için yapabileceğimi ispat etmek için çok çalıştım. Hatta kıskançlık bile oldu. Bir arkadaşıma bir resim yarışmasını söylemedim falan diye itiraf ediyor, anlatıyor. Bu vatandaşın yaptığı savunma mekanizması nedir? Ödünleme, diğer adıyla telafi diye sordu ÖSYM. 9. Bedenselleştirme. Bunun diğer adı organlaştırmadır. Bu psikolojik sorunların fizyolojik olarak yansıma göstermesidir. Bunu da KPSS'de şöyle bir soruyla sordu. Anaokulunda veya ilkokulda hatırlamıyorum orasını. Öğretmeni kızmış. Bu çocuk da korkuyor, ürküyor falan. Bu çocuğun ateşinin çıkması, hastalanması, mide bulanması gibi durumlar göstermesi ne ile açıklanır dedi. Bedenselleştirme, organlaştırma. Dedi ki bunu yetişkinler olarak biz de yaşarız. Sevmediğimiz, istemediğimiz bir durum psikolojik olarak bizi çok yorduğunda başımız ağrır, midemiz ağrır, fiziksel olarak direncimiz düşer. Buna organlaştırma adı verilir. 10. Çarpıtma. Çarpıtma KPSS'de bir kere soruldu ve sorulduğunda çok soruluyor bu. Mantığa büründürme ile birbirine çeldirici olarak verilmedi. Birbirine çok yakın kavramlardır bunlar. Dedi ki bir çocuk delikanlı 20 yaşında olsun bir kızla buluşuyor. Fakat kaba tavırlarından dolayı kız bir daha görüşmek istemiyor. Çocuğun bu olayı kilolu olmasına, kendisi kiloluymuş, bağlaması çarpıtma savunma mekanizması olarak tanımlandı. Tekrar söylüyorum, bu soruda seçeneklerde, çeldiricilerde mantığa büründürme yoktu. Mantığa büründürme ile çarpıtma birbirlerine çok yakın kavramlardır. Fakat illa bir fark aranacak olursa mantığa büründürmenin kaygı durumlarında rahatlatıcı neden bulmak olduğunu. Burada ise bakın kilolu olması da çok rahatlatıcı bir şey değildir. Durumu algısal çarpıtma olarak farklı bir nedeni atfetmek olarak düşünülebilir. Ama tekrar söylüyorum beraber verilecek bir şey değildir. Çok yakındır bunlar birbirine. 11. Entelektüelleştirme. Bunun bir adı daha vardı. Yasemin neydi adı? Sen hatırlarsın ya. Hatırlıyor musun Yasemin? Hocam benim de böyle dilimin ucunda derler ya. Hadi Onun bakalım bir işte. hatırlayan varsa söylesin ya. Entelektüelleştirme. Soyut kavramlara bürüme. Ha, hatırladım. Soyut kavramlara bürüme. Bu enteresan bir mekanizmadır. Başımızda basit net bir dert vardır. Ama bu basit derdi böyle entelektüel açıklamalarla izah etmeye çalışmak. Sadece olayı bizden soyut bir kavram olarak uzak tutmaya çalışır.
Düşünselleştirme de deniyor diyor kader. Doğru. Düşünselleştirme de deniyor. Onu da yazalım. Düşünselleştirme. Soyut kavramlara bürüme de doğru. Üç tane ismi var bunun. Mesela bir rahatsızlığımız, bir hastalığımız vardır. Bununla ilgili çok havalı laflar söyleriz ondan sonra. Ama yapılması gereken bir şey vardır. O yapılması gereken şey de diyet yapmaktır. Yapmayız. Bu basit şeyi yapmadan çok havalı laflarla anlatmak entelektüelleştirmedir. Yine insanlar mesela ekonomik olarak bir sıkıntısı var. Bu ekonomik sıkıntısını dolarla, şununla, bununla bir sürü ekonomik laflarla açıklamaya çalışmak entelektüelleştirmedir. Oysa yapılması gereken şey ekonomik durumunu nasıl daha iyi düzeltebilirim diye çok basit çözümler üretmektir. Geçtik. 12. İnkar, yatsıma. Bu apaçık oluşan olan bir durumu apaçık olan bir durumu kabul etmeme, böyle değil diye ısrar etmelidir. Örneğin insanlar bir hastalığını kabul etmez. Var olduğunu kendinde kondurmaz. Tabii bunun ağır durumları vardır. Filmlere falan konu olmuştur. Bir kadıncağız çocuğunu kaybediyor ama öldüğünü kabul etmiyor. Sadece kayıp diyor, gelecek diyor falan. Bu tür acı veren durumları kabul etmemek, inkar etmek, gerçeği kabul etmemek inkar, yatsıma olarak tanınır. Yine şey de çok görülür. Gençlerde böyle işte nişanlısı, sevgilisi bıraktığında, ayrıldığında bunu kabul etmemesi, inkar etmesi, hayır naz yapıyor falan demesi, ondan sonra apaçık ayrılmışlardır aslında, hala beni seviyor falan diye diretmesi inkar savunma mekanizmasıdır. Tabii çok hafifletici bir durumu vardır. Gerçekte karşı taraf sevgilisi ayrılmak istemiştir, ayrılmıştır. Ama yok o beni hala seviyor falan diye durumu kabul etmeme o an için hafifletici bir unsur olabiliyor ve buna inkar savunma mekanizması deniyor. Kader diyor ki kocasını öldüren kadın eşim öldü onu arıyorum demekte mi? Bu öldürüldü diyor. Anlamadım Kader. Kocasını Hocam, öldüren buyur. bir kadın eşini öldürüyor ama kanala çıkıyor, işte kayıp diyor. Onu arıyorum Ya diyor. o kanalları kim seyrediyor diyordum bak buldum seyredeni. Hadi anlat Yani bakayım. Hadi şey, anlat. mesela öldürmüş, böyle Ha. anlatırken zaten hani işte nasıl buldun diyor, böyle çelişkili ifadeler veriyor. İşte şöyle Ha. gördüm, işte sonra ben bayılmışım 2 saat yanındaydım falan diyor. Ama Ha. kendisi öldürmüş. Hadi ya. Böyle bir çıktı sonuç. Sonuç böyle çıktı. Oo, bak ha. Polisler falan tutukladı değil mi Tutukladı, yani? Yakın. geldiler, tutukladılar hocam. İtiraf etti mi? Etti, ağlayarak itiraf etti. Hani ben öldürdüm, şiddet görüyordum Oh. falan dedi. Of of of. Ya burada yani inkarın yanında neler neler var. Yani ne diyeyim ben? Kübra Hocam diyor ki o suç almamak için yapıyor bence diyor. Yani şöyle olabilir. Çok güzel bir şey söyledi şimdi Kübra. Şimdi Kübra'nın söylediğiyle birleştiriyorum. Mesela ben böyle bir şey olmadı ama uyduruyorum. Bir olay var. Arkadaşım ceza alacak. Çıkıyorum diyorum ki trafik cezası mesela. Yok o değildi diyorum. İşte aslında 18 yaşından küçük birisi. O değil babası kullanıyordu diyor. Bile bile yalan söylüyorum. Mahkemede akrabam, eşim, dostum ceza almasın diye bile bile yalan söylemek inkar savunma mekanizması değildir. Bu bile bile yalan söylemektir. Ve insanlar da bunu yapar. Ama bir de var olan gerçeği kabullenmeyip psikolojik olarak inkar etmek vardır. Bu da inkar savunma mekanizmasıdır. Kübra da bunu söylüyor. Diyor ki o kadın bilemiyoruz. Belki de biliyor kendisini öldürdüğünü biliyor ama bilinçli bir yalan uyduruyor orada. Şöyle oldu böyle oldu diye. Eğer böyle ise inkar savunma mekanizması değil bilinçli bir yalandır. Ama yok.
Tabii bunu bilemeyiz. Belki de kaderin söylediği gibi aslında kendi bilinçaltında öyle algılıyor olabilir. O zaman da inkar savunma mekanizması olabilir. Efendim, şimdi gelelim yüceltmeye. Freud iki şeyin yüceltildiğini söyler. Bir tanesi cinselliktir. Bir tanesi de saldırganlıktır. Her iki durumda da toplum tarafından hoş görünmeyen bu iki durum, cinsellik ve saldırganlığın toplumun hoş görebileceği çerçeve içinde ifade edilmesi yüceltmedir. Örneğin saldırganlığın, şiddetin bir meslek olarak efendim boksör olarak, karateci olarak ve şiddeti sporla ifade etmek bir bakıma, yani boks çok tehlikeli bir spor ama yani enerjisini o yöne yöneltmek bir yüceltme savunma mekanizması olabilir diyor Freud. Herkes için de söylemiyor. Gelelim cinsellik. Cinselliği açıkça ifade etmek ve toplum içinde cinsellikle ilgili vurguları direkt doğrudan vermek çok sıkıntılıdır. Karşı taraf terbiyesiz, edepsiz falan der. Ama bunu resimle, edebiyatla, sanatla ifade etmenin de yüceltme savunma mekanizması olduğunu Freud söylüyor. Tabii sanatçılar bu işe çok bozuluyorlar. Hepsi böyle midir? Ben de bilemem. Ama Freud'un böyle bir şey söylemiş olduğunu ifade edelim. Kader diyor ki cerrah ve kadın doğum uzmanı olmak olabilir mi? Ya bunları duyuyorum ben de. Çok da anlamlı değil bunlar. Yani ben cerrahlara çok saygı duyuyorum. Neden saygı duyuyorum? Benim yapamayacağım bir şey olduğu için. Bir insanın hayatını kurtarmak, doğru cerrahi müdahaleler yapmak çok değerli bir şeydir. Bunların içinde bir kesim şey olduğu için, hani içinde şiddet olduğu için cerrah olur mu? Belki olabilir, itirazım yok. Ama bu kadar hayatımız sıkıştığında koştuğumuz ve hayatımızı kurtarıyor, bir şey yapıyor, kalp ameliyatı yapıyor, bizi kurtarıyor yani. İnşallah da ihtiyacımız olmaz. Ama böyle bir mesleğe hepsi böyle yapıyor demek çok haksızlık. Cerrahlık, hele genel cerrahlık çok kutsal bir meslek. İnsan hayatıyla uğraşıyor. Tabii bir içinde yapanlar da vardır. Ona da itirazım yok. Bir oran olabilir. Efendim, gelelim hayal dünyasına kaçma. 14'teyiz. Bu zaman zaman hepimizde olabilir ve ergenlerde daha çok oluyor. Gerçeklerle yüzleşmeyip, pardon, yanlış ifade ettim. Gerçeklerle yüzleşmeyip, gerçek yaşamdan koparak mutluluğu hayal dünyasında aramaktır. Hepimiz az ya da çok yaparız. Bu açıdan hayal kurmak kötü bir şey değildir. Asıl buradaki espri gerçek dünyada yakalayamadığı mutluluğu orada yakalamaktır. Benim çocukluğumda şey vardı. Fotoromanlar falan vardı. Böyle genç kızlar çok okurdu. Aşk romanları falan. Hep o hayal dünyası içinde yaşarlardı. Sonra bir dönem geldi. Ben üniversitedeyken beyaz dizi romanları diye bir şey çıktı. Bilmem siz hatırlar mısınız öyle bir şey. Şimdi mutlaka bunun bir muadili vardır toplumda. Var mı böyle fotoromanlar, beyaz dizi falan? İpek Şu an Ongun dizi olarak var hocam. hangisi? Boncuk diye bir karakter var. TV8'de şey Kırmızı oynuyor. Oda'da mı? Kırmızı Oda. Evet, Boncuk'un karakteri. Şu an gündemde Boncuk.
anlattığınıza benziyor. Gerçek hayatta sevgiyi bulamıyor. Hayal aleminde buluyor ve bu artık şizofreni boyutuna gidiyor. Tedavi edilmesi ve yatması gerekiyor artık. Anladım, anladım. Çok bu hafta bu gündemdeydi mesela. Çok enteresanmış. Tabii hayal dünyası savunma mekanizmasının en kritik noktası gerçeklikten kopmadır. Gerçeklikten iyice koptuğunda Şermin'in söylediği gibi artık bu şizofreniye döner bir hale gelir. 15 dışsallaştırma. Dışsallaştırma kötü durumların nedenini daima dış dünyada, dış etkenlerde arama. Kendine hiç sorgulamamaktır. Burada daha sonra konuşacağımız içsel denetim odağı ve dışsal denetim odağı diye iki kavram olacak. İçsel denetim odağına sahip insanlar iyi bir modeldir ve ben burada ne hata yaptım diye düşünür. Ama dışsal denetim odağına sahip insanlar bir başarısızlıkta hiç ben ne yaptım diye düşünmez. Hep kendisi dışındaki faktörlere atıfta bulunur. Mesela bir dükkan açmıştır, başarısız olmuştur. İşte belediyeye suç atar, hükümete suç atar. Doğru tarafları da olabilir. Ekonomi bozulmuştur, olabilir. Ama bütün suçu karşıya, başkalarına atmak dışsallaştırma mekanizmasıdır. Bu bağlamda aslında bir olayın öyle olmasının nedeni bize ait faktörler de olabilir. Yanlış tahmin geliştirmiş olabiliriz, yanlış yordamış olabiliriz. Dışarıdan da olumsuz etkenler gelebilir. Ama bunları objektif bakabilmek gerekir. Devamlı dışarıya suçu atanlara dışsallaştırma savunma mekanizması gerçekleştiriyor denir. Hocam bunun yansımadan farkı nedir diye soruyor. Söyleyelim. Sorulmaz yansımadan farkı ama yansıtmada kötü bir şeyi karşıya çamur atma vardır. Mesela namus konusu demiştik. Aslında kişinin kendisiyle ilgili bir takıntıları var. Ama başkasına bunu çamur atması yansımadır. Ama iş kurdum, kötü gitti. Dolar hakikaten yükseldi. Ve bu dış nedendir. Ve burada kimseye çamur atmıyoruz. Hakikaten dolar yükseldi. Orada bir sıkıntı yok. Ama kendi iç nedenlerimizi hiç görmeden hep dışarıya bağlamanın adı dışsallaştırmadır. Bu noktada yansıtma başkalarına çamur atma olduğu halde dışsallaştırma şöyle böyle dışsallaştırma yazalım. Dışsallaştırmada başkalarına böyle bir çamur atma değil, var olan gerçek durumları aşırı abartıp bizdeki hataları görmeme eğilimidir. 16 özgecilik. Bunun diğer adı altruizm diye geçer. Böyle de çıkabilir. Bir diğer adı da diğergamlıktır. Bu önemli bir savunma mekanizması fakat pek çok kaynakta yanlış anlatılıyor KPSS kaynağında. Psikoloji kitaplarında çok güzel doğrusu anlatılır. Ölgecilik kendi dertlerini, sorunlarını unutmak için ki bu unutma bastırmaya girer. Kendi dertlerini bastırır bilinçaltına. Devamlı başkalarına yardım ederek kendi dertlerini unutmaya çalışma özgecilik, altruizmdir. Şimdi bu neden savunma mekanizması anlatayım. Bir kere bir belediye başkanının, bir bakanın, bir iş adamının bir aşevi açması
Çocuk yurdu açması özgecilik savunma mekanizması değildir. Bu çok ahlaki, güzel bir davranıştır. Yapana da helal olsun. Buradaki özgecilik gerçekte başkalarına yardım etme duygusunun kendi dertlerini örtmek manasıyla olmasıdır. Bunu bir KPSS, birkaç defa gördüm ben bunu. Bir matematik öğretmeni yıllar önce. Baktım sınıfındaki diğer arkadaşlarına matematik anlatıyor. Tamam dedim, yani bir iki anlatabilir, sıkıntı yok. Ama bir baktım işi abarttı. Dershaneye geliyor. Gelişim psikolojisi dinlemiyor. Öğrenme psikolojisi dinlemiyor. Hiçbir şeyde ilgisi yok. Diğer arkadaşlarına habire matematik anlatıyor. Peki niye diğer arkadaşlarına habire matematik anlatıyor? Çok çok iyi melek mi bu yani? Hayır. Başka bir şey vardı. Kendisinin tarih eksiğini, kendisinin eğitiminin eksiğini, oraları görmekten uzaklaşmak için aşırı yardımsever davranıyor. Buna da özgecilik adını veriyoruz. Ciddi bir problemdir. Kader diyor ki araştırma yapmışlar, aslında PDR psikoloji okuyanlar kendi derdini unutmak için yapıyor diye bulmuşlar %70 oranında. Güzel. Olabilir. Ondan sonra şunu tekrar söyleyelim. Özgecilik, kendi dertlerini, sıkıntılarını hatırlamamak, örtmek, onlarla yüzleşmemek adına başkalarına yardımı daha ön plana almak. Ve aslında burada asıl yardım edilmesi gereken kişi kendisiyken bireyin kendisine yardım etmemesi, ama başkalarına yardım ederek bu ihtiyacı olan sıkıntılı durumları unutmaya çalışmasına özgecilik adı verilir. 17. Polyanacılık. Bu sorulmadı, sorulacağını da zannetmiyorum ama yayınlarda geçiyor diye bahsetmek istedim. Polyana diye bir karakter vardır. Ben çocukluğumda çizgi filmini de gördüm, filmini de gördüm. Gıcık olmuştum. Ondan sonra saçma sapan gelmişti bana. Hakikaten de çok rahatsız edici iyimserliği var. Her durumu aşırı iyimser olarak görme eğilimi polyanacılık olarak tanımlanıyor. Bu da aslında dertlerle başa çıkma yolu olarak tanımlanıyor. Bir arkadaşımız Tatlı Limon diğer adıymış. Öyle de geçiyor. Psikoloji kitaplarında böyle bir şey geçmez ama yayınlarda görüyorum ben de Tatlı Limon diyorlar. 18. Saplantı. Fiksasyon. Saplantı fiksasyona bazı kitaplar savunma mekanizmasıdır diyor. Bazı kitaplar savunma mekanizması değil, ayrı bir şeydir diyor. Çok da önemli değil. Ama ne olduğunu söyleyelim. Freud 0-1,5 yaşa oral dönem diyordu. Anlatacağız bunları. 1,5-3 yaşa anal dönem diyordu. 3-6 yaşa falik dönem diyordu. Bu dönemdeki bazı eksikler, sıkıntılara takılmak ve bunların yetişkinlikte saplantılı davranış haline dönüşmesidir. Mesela burada tırnak yeme, sigara içme, parmak emme gibi davranışlara saplantı fiksasyon diyor. Geçmiş gelişim dönemlerindeki olumsuz durumlara atıfta bulunarak bunları söylüyor. Bir başka kavram, 19 son, çilecilik. Asetizm diye de geçer. Bu bireyin fakirli, mutsuz, üzgün bir ruh haliyle devamlı dolaşmasıdır. Bunun da bir savunma mekanizması olduğu söyleniliyor. Bu çok enteresandır. Hristiyanlıkta asetik tarikatlar falan diye geçer. Hatta Dan Brown'un romanında, seyreden hatırlatsın, bu Da Vinci'nin şifresinde bir sarışın karakter vardı.
fanatik, asetik bir tarikat. Opeus Deus muydu? İsmini hatırlayan söylesin. Böyle kendilerine kırbaçla işkence yapıyorlar falan. Burası ego. Burası id. Burası süperego. Süperegonun baskısıyla yanlış yaptım, ayıp yaptım, ben günahkarım gibi bir tavırla devamlı egoya bunu yönelterek egonun da hüzünlü, acılı bir takım davranışlarla süper egoyu rahatlatma çabasına çilecilik, asetizm adı veriliyor. Şimdi bir arkadaşımız soruyor. Kapanıp aşırı derecede yemeden içmeden kesilerek ibadet etmek bu mudur? Vallahi yani Tapduk Emre'nin dergahında Yunus Emre'nin hikayesini bilirsiniz. Orada tasavvufta çile diye bir şey vardır. Ama oradaki espri böyle değildir. Oradaki espri ruhu terbiye etmektir. Ama buradaki savunma mekanizmasındaki espri bireyin arabesk, mutsuz bir ruh halini devamlı sürdürmesi durumudur. Pek benzemiyor oraya. Ondan sonra ama bu Hristiyanlıktaki, yanlış söylüyorsam bağışlayın, Opus Deus olması lazım. O tarikatın kendisine acı çektirmesi, eziyet etmesi gibi durumlarla alakalıdır diye düşünüyorum. İslamiyet'te çok nadiren Şia'da böyle tarikatlar var. Rufailer'de falan böyle durumlar var ama Hristiyanlıkta daha yaygınmış. Tabii bunun yanı sıra hayat örneklerinden ergenlikte özellikle çocukların devamlı bir karamsal ve arabesk ruh haliyle bir dönem yaşamaları da buna örnek verilebilir. Evet, savunma mekanizmaları böyleydi. Başka bir savunma mekanizması ya da sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun sorun. Bugün savunma mekanizmalarını toparlamış olduk. Evet, kimler varmış yayında diye bakıyorum. Nurcan gitmedi, dinledi bizi. Sağ ol Nurcan. Hocam, biz teşekkür ederiz. Nasıl? Savunma mekanizmaları biraz kafanda canlandı mı? Evet, evet canlandı. Ne kadar çok varmış onu düşündüm. Çok, hayatımın çok. Her yarı savunma mekanizması galiba benim. Senin mi? Sen karşıdaki insanlardan bahsediyorsun. Benim yani. Bir sürü şey buldum kendimden. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi, Betül diyor ki saplantıların ileride geçme ihtimali var mı? Tabii ki var. Tabii ki. Bu bireysel başa çıkmayla da olabilir. Psikolojik destek alarak da olabilir. Saplantılar geçebilir. Geçmeyip kangren haline de dönüşebilir. Şimdi Nurcan'a söylemek istiyorum. Nurcan, sen mesela çok hoş bir şey söyledin biraz önce. Bak bunların çoğu bende varmış falan dedin. Ben objektif olarak söylemek istiyorum. Seni tanıyorum işte. Tanıdığımda diğer arkadaşlara da söylemiştim. Bir arkadaşlığımız oldu. Ruken'le de seninle de falan tanıyorum. Senin tabii hepimizde var savunma mekanizması. Ben dışarıdan objektif olarak söyleyeyim. Sen de diğer insanlara göre daha fazla savunma mekanizması yok. Onu söyleyeyim. Savunma mekanizman kendini böyle eleştirebilmen de aslında çok objektif baktığının göstergesidir. Genellikle aşırı savunma mekanizması yapanlar kendilerine hiç kondurmazlar bunları. Bu da aslında senin objektif baktığının bir göstergesidir. Objektif bakmak da bunlarla yüzleşmek de güzel bir şeydir. Hepimizde vardır az ya da çok. Ama asıl çok yapanlar bende yok diyenlerdir. Onu da bil. Ondan evet hocam. Bu güzel bir şey. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi, kendisine bakması, ne yapıyoruz demesi güzel bir gelişim basamağıdır. Ve bu basamaktan sonra bir şeyler açılır. Evet, başka soru? Hocam fiksasyonları atlatabiliyorduk değil mi? Tabii biraz önce sen mi yazdın? Birisi yazdı, Betül yazdı. Yazmıştı ama ben onu şöyle diyebiliyordum. Freud atlatamazsınız, Erikson atlatabilirsiniz diyor diyebiliyordum da o yüzden İyi, madem, acaba... Madem Freud öyle diyormuş niye klinik açmış? Hocam fiksasyon ne demek? Bize de açıklayın. Söyledim ya, saplantı dedim ya, sigara saplantı. İçmek. Aa, pardon. Tamam. Falan. Şimdi bak, kadere çok güzel bir cevap verdim ben. Freud'un muayenehanesi var, kliniği var.
Oraya da insanlar geliyor, tedavi oluyorlar. O zaman Freud kapısına yatsın. Fiksasyonu olan gelmesin, tedavi edilemez diye yatsın. Hocam aslında şey diyor diye biliyorum. Hani çok uzun ve meşakkatli bir yol. Yani tek başına bunu atlatamaz diye söylediğini biliyorum insanların. Olabilir. Müşteri daha çok gelsin, para kazanayımsın diye öyle demiş olabilir yani. Seans ya, arttırmak. Tabii canım, tek başına yapamazsınız bunu. Gelin bana para verin, beraber yapalım, çözelim falan demiş olabilir. Ama bakın, ilk söylediğinizle ikinci söylediğiniz değişti yani. Atlatılamaz diyor. Erikson atlatılır diyormuş falan filan. Sonra Gizem dedi ki yok hocam, zor atlatılırmış falan dedi. Ya şimdi bir kere atlatılamaz olmaz. Neden? Atlatılamıyor olsa bütün kitaplarda böyle yazıyorsa hasta gelecek şey. Hasta demeyelim, danışan. Gelecek kişiye ya bunlar atlatılamazmış, siz niye klinik açtınız buraya, ben niye gelip geliyorum, para veriyorum bundan der. Değil mi? Yani. Ha. Evet hocam. Ha. Şimdi onun için bu onlar atlatılamaz değil. Tabii zordur, takıntılar vardır ondan sonra. Yasemin hocam diyor ki zaten psikodinamik kuramın çalışılması uzun yıllar sürüyor diyor. Evet. Aynen. Doğrudur. Ondan sonra. Yalnız ben de 3 dakikamız var. 3 dakika içinde bir şey söyleyeyim. PDR'ci var yayında. Kader PDR okumuş. Yasemin var. Ondan sonra Gizem Hoca var. Ondan sonra. Başka var mı saymadığın PDR'ci? Yok. PDR'cilerde şöyle bir sıkıntı var. Hemen söyleyeyim. PDR çok değerli bir meslektir. Psikologlarda, PDR'de. Fakat PDR'cilerin önemli bir kesimde, en azından %50'sinde şunu hissediyorum. PDR'ciler kendilerini, bu çok rahatsız edici bir tavır. Hepsi için değil tabii. Kendilerini bir üst konuma, bilir kişi konumuna koyuyorlar. Bu çok rahatsız edici bir şey. Bu tavır zaten danışanda rahatsız edici bir tavır oluşturuyor. Peki nedir rahatsız etmeyi, yani tavır nasıl olmalıdır? PDR mezununda, psikoloğunda, ki bunu da çok güzel gözlemledim ben, böyle arkadaşlarım da var. Ya tabii biz de insanız, biz de insanın problemleriyle ilgileniyoruz, bizde de vardır bu durum falan gibi. Kendini insan grubunun içine koyarak konuşması gerekir. Neden bunu söylüyorum? Beni çok rahatsız eden bir tavırdır. Bundan 200 sene önce, belki 4 sene önce PDR'ciler mesela psikolojik danışman unvanı yokmuş galiba, almış. Öğretmen değil de psikolojik danışman falan. Birkaç tane öğrencimde gördüm. Sosyal medyada yazmışlar. İşte bundan sonra psikolojik danışman diyeceksiniz falan gibi, böyle üst seviyeden laflar falan. Tabii bu da bir şey göstergesi. Yani bu da bir şey göstergesi. Yani bu tavır rahatsız ediyor karşı tarafı. Daha mütevazi olmaları lazım ondan sonra. Hiçbirimiz insan dertlerinden azade değiliz. Hepimiz insanız, hepimizin insan dertleri var. Ama bu konuda eğitim almış olmanın avantajları var. Böyle bakmak lazım. Ne diyor? Katılır mısın Yasemin? Yasemin sana değildi laflarım, onu söyleyeyim. Kimseye değildi, buradakilere değildi. Genel böyle bir şey. Ne dersin? Evet. Haklısınız o konuda. Var değil mi böyle bir tavır PDR'cilerin içinde? Benim yani sınıfımda da vardı o tarz kişiler. Başka aha, yerlerde de var. Yani. Hocam evet. Galiba bir şey buyurun, şeyden güzel kaynaklanıyor galiba. Psikoloji ve PDR arasında hiçbir zaman girmediğim bir kavga gibi bir şey var. Hani sürekli birisi biz üstünüz, diğeri de biz üstünüz havasında. Bence tabii, son tabii derece yanlış. Hani iki tarafın tavrı da yanlış bence. Tabii, birbirlerini tabii ispatlama çabasına girdi bu iki ruh sağlığı alanı diyeyim. Bence bu onlardan kaynaklı. Yani aslında PDR'ciler de laf ediyorsa psikologları ediyorlar genelde evet, diyebiliyorum. Evet, böyle yani, bir sıkıntı var. Bunu çözülmesi lazım. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, pardon sözünü kestim. Bir dakikadan az kaldı, şak diye kesilebilir. Yeni yayını açmayacağım. Bugün dersimiz bitmiştir. Yarın aynı saatte devam edeceğiz. Gizem, senin